Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Gelinciklerle ilgili çok soru geliyor bu aralar. Onları cevaplamak istiyorum. Bir tanesi, abi yüzmeyi biliyorlar mı? Arkadaşlar, gelincikler, ya benim bildiğim kadarıyla birçok hayvan daha doğuştan olan bir özellik yüzmek. Rahat dur, rahat dur, rahat dur lan. Rahat dur, kerata seni. Tabii bunlar da yüzmeyi biliyorlar. Bir o soruya bir açıklık getireyim ilk önce. Ve size burada onları bir ufak bir su doldurdum. Bakalım nasıl yüzüyorlar, değil mi? Kerata seni. Bir diğeri de şey olmuş. Abi bunların koku bezi var. Kokuyorlar mı? Koku oluyor ama nasıl oluyor arkadaşlar? Bunlar yemlerini ben şu şekilde tahmin ediyorum. Bunlar yemlerini şey yemiyorlar arkadaşlar. Mesela bir kavuruyor. Bunlar yemlerini kabın içinde yemiyorlar. Mesela bir kabın içinde, kasenin içinde yem veriyorsunuz. Yattıkları yerde yiyorlar. Aha. Gel buraya, gelin oraya. Gel buraya, gel buraya. Girme, her deliğe girme. Dur, ben sizi bir suya sokayım. Bakın ne güzel yüzüyor. Şu şekilde söyleyeyim size. Bunlar yemlerini yedikleri bir türlü lafı kuramadım ya. Yattıkları mesela ben yuvalarına şey koyuyorum bunların. İşte dediğim gibi eski kullanmadığım elbiseler, eski kullanmadığım işte havlular. Sıç sıç, tamam mı? Sıç. O pis temiz suya sıç, pisle tamam. Bir bekle 2 dakika ya. Oraya koyuyorum ve yemlerini orada yiyorlar. Doğal olarak o örtüyü veya o şeyi temizlemediğiniz sürede koku oluyor, evet, ama koku bezleri salgılıyorlar mı, öyle bir özellikleri var mı bilmiyorum. Mesela ben bunları yıkadıktan sonra, şu şekilde yıkadıktan sonra koku bir 10 gün olmuyor. Tabii bunları yıkadıktan sonra yerlerini de yıkıyorum ki şey olsun, kokuyu mümkün mertebe aza indirelim. Hani köpeklerde, kedilerde yavruyken böyle hep yattıkları yere işiyorlar ya, aynı o koku oluyor. Dediğim gibi yerlerini temiz tuttuğunuz sürece şey olmuyor mümkün mertebe. Gel. 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 Şu tüylere bak. Tüylere bak. Tüylere bak. Ha. Oh, bir daha temizlen. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Keratalar sizi, keratalar sizi. Bak, millet sizi çok seviyor ha. Ha? Ben? Sakin, 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 sakin. Suyunuz sıcak, yeriniz güzel, sakin. Ben? Rengin sararmış oldum, hayırdır? Ha? Sakin ol, ufaklık, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Bir şey yok, bir şey yok. Baba oldu, bir şey yok. Ha? Lan ayakta durmayı öğrendin lan. Bu hiç yıkanmayı sevmiyor. Bu hiç böyle suda olmayı sevmiyor. Sen ah, ay, tırnakların ne kadar keskin senin, tırnakların ne kadar, tipe bak, tipe bak. Yüz biraz. Sen de yüz. Zıplama, zıplama, zıplama. Biraz yüzeceksin. Ha? Daha sizi savunmayacağım ben. Öyle hemen kurtulamazsınız. Öyle hemen kurtulun bakayım. Oh, bak mis gibi oldun şimdi. Gel, gel, gel. Ne şöyle şey seni, gel. Beni böyle yıkamıyorlar lan. Oğlum beni böyle yıkamıyorlar lan, beni. Beni böyle yıkamıyorlar, beni var ya. Ah, pezevenk. Dur. Ver bu. Temizlen, 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 temizlen. Ha. Temizlen. Ha. Parçası oğlum, hep elimi kestin sen. Ne kadar bela bir şeysin ya. Baksanıza. Tatlılıklarından eser kalmadı. Şunların tipe bak. Oğlum dur lan, telefonu bozarsan var ya, kafanı kırarım senin, dur. Oh, bir güzel temizle. Tamam, sakin sakin sakin. Ben o koku bezlerinin olduğunu dediğim gibi bilmiyorum. Yanlış bilgi vermek istemiyorum ama en kısa zamanda öğreneceğim. Size de onun bilgisini vereceğim. Dediğim gibi kokuların olma sebebi büyük ihtimal yemlerini, çünkü kapta yemiyorlar, götürüyorlar, yattığı yerde yiyorlar. Orada parçalıyorlar.
Doğal olarak yemin kokusu da şeye sindiği için orada yatıp orada kalkıyorlar. Ve doğal olarak şimdi kalktığınızda ne kadar çirkin oldu. bak parfüm ne güzel orada tadını çıkarıyor. Aklını parçası. Sus. Neyse ben şunları bir yıkayayım, birazcık sabunlayayım. Ondan sonra tekrar bir görüşürüz.